Podcast'ime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle diyabet yani şeker hastalığını konuşacağız. Pankreas organımızdan salgılanan insülin hormonunun vücudumuzda olmaması ya da varken kullanılamaması durumunda gelişen hastalığa diyabet diyoruz. Eğer ki insülin hormonu var ancak kullanılamıyorsa ismine tip 2 diyabet, hiçbir şekilde üretimi yoksa da tip 1 diyabet şeklinde isimlendiriyoruz. Tip 1 diyabet veya tip 2 diyabet olarak ikiye ayrılan bu diyabet çeşitlerinden başka prediyabet dediğimiz bir diyabet çeşidi de var. Diyabet durumunda vücudumuzda gözlemlediğimiz çok acıkma, çok susama, çok idrara çıkma gibi bazı semptomlar yaşayabilirsiniz. Ağız kuruluğu gibi, ani kilo kayıpları gibi semptomlar yaşayabilirsiniz. Eğer ki şeker hastalığı var mı yok mu, bende bu durumlar var diyorsanız da mutlaka kan tahlillerinize baktırmanız, dahiliye endokrin uzmanlarından destek almanız bizim için çok önemlidir. Tanısı konulduktan sonra hastalığınızın beslenme kısmında da biz diyetisyenler size özellikle karbonhidrat miktarınızın, kan şekeri dalgalanmalarınızın önlendiği, lif miktarının yüksek olduğu ve su tüketiminizin olabildiğince kontrollü ve dikkatli bir şekilde içilmesi gerektiği bir beslenme, genel olarak beslenme programı hazırlıyoruz. Ancak bu noktada kişiye özel bir şekilde çalışılması, kan tahlillerinizin değerlerine göre, kan şekerinizin yükselip düşmelerine göre, özellikle insülin kullanıyorsanız besinlerinizin içeriğinin buna göre düzenlenmesiyle beslenme programınızın hazırlanması, genel sağlık durumunuz ve hastalığınızın ilerlememesi için bizim için çok değerlidir. Bu noktada tabii ki kan şekeri dengelenemediği için hiper ve hipoglisemiler kişiler genelde yaşayabiliyor. Bu ani yükseliş, ani düşüşlerin olmaması için kan şekerinizdeki dalgalanmaları olabildiğince azaltmak içinse ara öğünler bizim için çok önemli. Bu noktada ara öğün aralıklarınızın belirlenebiliyor olması, ara öğünleri mutlaka yapıyor olmanız çok değerli. Burada ara öğün alternatifleri olarak örneğin meyve tüketmek istiyorsunuz. Meyvenin özellikle kuru meyve olmadan taze meyvelerden tercih ediliyor olması, karpuz, kavun gibi çok şekerli meyveler yerine elma gibi, kırmızı erik gibi meyvelerin tercih ediliyor olması bizim için çok daha değerlidir. Yine karbonhidrat miktarını dengelemek adına örneğin yağ kaynağı olan kuru yemişler, badem, ceviz gibi kuru yemişleri ve protein kaynağı olan yoğurt gibi, kefir gibi ürünlerin de karbonhidratlarla dengeli bir şekilde tüketilmesi ara öğünlerinizde hem kan şekerinizin daha iyi dengelenmesine, hem bir sonraki öğüne sizin daha rahat geçmenizi, hem de halsizlik, yorgunluk gibi durumları yaşamamanızı sağlayacaktır. Bu noktada karbonhidratlarda dikkat etmeniz gereken bir diğer konuysa tam tahıllıları tüketebiliyor olmanız. Beyaz un ve beyaz undan yapılmış hiçbir şekilde ürünü istemiyoruz. Bu noktada tabii ki kaçamaklarınız olabilir, ancak bundan mutlaka kendi doktorunuz ve diyetisyeninizin haberi olması gerekiyor. Aksi takdirde olumsuz sağlık durumlarını yaşayabilirsiniz. Size telafilerin ne yapmanız gerektiğini söylemesi gerekiyor. Çünkü normalde hiçbir şekilde bu ürünlerin kullanılmasını diyabet durumu varsa istemiyoruz. Bununla beraber paketli gıdalar olabildiğince olmasın diyoruz. Lifli gıdalar olabildiğince arttırın diyoruz ve kuru baklagiller yine bu noktada şeker hastalığı olan kişilerde çok kıymetli. Kuru baklagilleri de yine eğer ki karbonhidrat sayımı yapıyorsanız tabii ki bu durumlar çok daha özel bir şekilde planlanması gerekiyor. Karbonhidrat, yediğiniz ürünlerin karbonhidrat içeriğinin planlanabiliyor olması gerekiyor. Karbonhidratları saymanız gerekebiliyor. Bu noktada da tabii ki diyetisyeninden destek almanız çok önemli sizin için. Genel olarak diyabet dediğimizde baktığınızda riskli kişi grupları da var. Bu noktada eğer ki doğum ağırlığınız 4 kilonun üzerindeyse, halihazırda şu anda kilolu bir bireyseniz, ailenizde diyabet hastası olan bir kişi varsa riskli gruptasınız demektir. Mutlaka kan tahlillerinize baktırarak sağlığınızı ihmal etmeyin derim. Bu noktada bir diğer önemli olan şey ise sporu beslenmenizle beraber entegre edip hayatınıza katabiliyor olmanız. Ancak hipoglisemilere sebep olmayacak şekilde bir beslenme ve egzersiz programını birleştirerek bunu benimserseniz diyabetle birlikte yaşamayı kolaylaştırabilir, hayat kalitenizi kazanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.